EBA Kamp'a hoş geldiniz. Ls konularından limitle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir sayı doğrusu üzerindeki noktaya yaklaşımdan bahsedelim. Şimdi ben bu X0 noktasının sağındaki X'leri, değerlerini X0'a doğru yaklaştırarak yaklaşıyorsam biz buna sağdan yaklaşım diyoruz arkadaşlar. Sağdan yaklaşım. Sağdan yaklaşım. Peki sağdan yaklaşım nasıl gösteriliyor? Şöyle gösteriliyor. X'leri x0'ın sağına anlamına gelen şuradan bir artı kullanıyoruz. Şimdi eğer bu x değerlerini sol taraftan itibaren x0'a doğru yaklaşıyorsak buna da soldan yaklaşım diyoruz. Soldan yaklaşım. Onu da şöyle gösteriyoruz. X x0'a soldan yaklaşım anlamına gelen bir şöyle eksi kullanıyoruz. Bu eksinin anlamı soldan yaklaştığımız anlamına geliyor. Bunu bir de fonksiyonun üzerinde bir görmeye bakalım. Görelim. Mesela y'si fx fonksiyonu var. Bir a noktasının da karşılık b'si varmış. Şimdi ben bu a noktasının sağında bir bir tane nokta seçtim. Bir x noktası seçtim. Buna karşılık gelen y değerini hesapladım. Bakın şurada bir yere denk geliyor. Yine a'nın sağında deminki seçtiğim noktaya göre daha yakın bir nokta seçtim buna karşılık gelen y'lerine baktım. Bakın gördüğünüz gibi ben x'leri a'ya sağdan yaklaştırdıkça benim y'lerim b'ye doğru yaklaşıyor. İşte biz limit x'leri a'nın sağından yaklaştırdıkça bu fonksiyonun y'lerinin Ulaştığı ya da ulaştığının sezinlediğimiz, bakın bir sezinleme kavram var limitte. Sezinlediğimiz noktaya sağdan limiti diyoruz. Buna sağdan limiti diyoruz arkadaşlar. Sağ limit, sağdan limit. Sağ limit. Sol limiti de buna çok benziyor. Yine ben bu A noktasının solunda bir nokta aldım. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Yakında bir nokta seçin. Çok uzakta seçmeyin o noktayı. Buna karşılık gelen bir Y değeri buldum yine a'nın solunda ama az evvel seçtiğim noktaya göre biraz daha yakın bir nokta seçtim. Buna karşılık gelen y değerine baktım. Bakın ben x'leri soldan a'nın solundan a'ya yaklaştırdıkça bunun y'leri de nereye doğru yaklaşıyor? B'ye doğru yaklaşıyor. İşte biz buna da soldan limit diyoruz arkadaşlar. A noktasının f fonksiyonuna soldan limiti. Bunun da karşılığı B geldi. Buna da sol limiti diyoruz eğer bizim bir fonksiyonun sağ limiti ile sol limiti birbirine eşit çıkarsa bu fonksiyonun o noktada limiti vardır deriz ve şöyle gösteririz. Limit x a'ya yaklaşırken fx eşittir b şeklinde de ifade ederiz. Devam edelim. Bunu pekiştirecek bir örnekle yolumuza devam edelim. Diyor ki x 5'e yaklaşırken fx'in limiti nedir? Hemen ben bunun sağına ve soluna bakmam lazım. Sağ limitine ve sol limitine bakmam lazım. Peki sağdan limitine bakalım. fx fonksiyonunuz 5'teki sağdan limiti. 5 burada. 5'in sağında bir nokta seçtim. Buna karşılık gelen değere baktım. Şurada bir yerde. Biraz daha yaklaştım. Buna karşılık gelen bir değer buldum. Bakın burada. Biraz daha yaklaştırsam gördüğünüz gibi şuradaki 1'e doğru gidiyor. Demek ki bunun sağ limiti 1'miş. Peki sol limiti ne? Sol limiti de arkadaşlar şudur. 5'in solunda bir nokta seçtim. Buna karşılık gelen noktaya baktım. Biraz daha yakında bir nokta seçtim. Buna karşılık gelen noktayı buldum. Bakın x'leri 5'in solundan yaklaştırdıkça bu da kaça doğru yaklaşıyor? Eksi 2'ye doğru yaklaşıyor. Demek ki sol limit eksi 2. E ne demiştik? Limitin varlığını sunan bahsedebilmemiz için sağ limit ile sol limitinin birbirine eşit çıkması gerekiyordu. Eşit mi şu anda? Hayır. O yüzden bunun cevabına limiti yok diyoruz. Karşı cevaplarda da eğer seçenekli bir soruyla karşılaştırırsak Burada gerçekten yok diye bir cümle okuyacağız. Peki x eksi 4'e giderken e, fx fonksiyonun limitini soruyor. Burada da arkadaşlar şunu yapacağız. Yine sağ limit sol limit var. Şimdi bu işi biraz pratikleştirelim. Biz şu harekete kopma diyoruz arkadaşlar. Bunların içi dolu olur olmaz. Kopmanın olduğu yerde limit yoktur. Kopma. Burada limit yok. Salim sol limit olabilir ama arkadaşlar. Bakın gerçekten demek ki kopmuştu. Sağı var solu var ama limiti yok. Peki şuna da delik nokta diyoruz arkadaşlar. Şuna da delik nokta diyoruz. Delik nokta. Delik noktada limit vardır arkadaşlar. Delik noktada limit şöyle bulunur. Buna karşı x ekseni olsun. Buna karşılık gelen işte karşılık derken aslında burada fonksiyonun bir karşılığı yok da bu deneyin hizasındaki y değeri kaçsa limit odur. Eğer ne kopma var ne de delik var yani fonksiyon elimi kaldırmadan geçip gidiyorsa işte o aradığım noktadaki limit direkt fonksiyon değeridir. Bakıyorum. Eksi 4'e. Sağına soluna bakmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada bir kopma söz konusu değil. Eksi 4'e karşılık gelen noktaya baktım. Eksi 3 bölü 2. Demek ki bunun limiti eksi 3 bölü imiş. Peki x eksi 2'ye giderken fx'e bakacağım. Eksi 2'de ha, delik nokta var. Sorun değil. Orada da limit vardı. Sağına soluna bakmama gerek yok. Eksi 2'ye karşılık ne geldi? Şuradaki 2 denk geldi arkadaşlar. Peki x eşittir 1'e giderken fx fonksiyonun limiti. Evet burada da kopma yok. Hatta burada delik nokta bile yok. O zaman buradaki noktanın y'sine bakacağım. Peki bu noktanın y'si kaçtır? Şurası 0. y ekseni burada. Nedir onun y'si? 0. Demek ki bunun limiti 0'mış. Peki 0'daki limite bakıyorum. 0'ın hizasından fonksiyonun ne olduğunu görüyorum. Kopmadan, delinmeden geçtiğini görüyorum. Kopmadan geçmesi önemli. Yeterli aslında. Peki o zaman 0'a karşılık gelen değeri kaç bunun? Y'si 3 bölü 4. Demek ki bunun limiti 3 bölü 4'müş. Şöyle devam ediyoruz. Mesela böyle bir parçalı fonksiyonumuz olsun. Bu parçalı fonksiyonun 3'teki limitini soruyor. Bu arkadaşlar şu noktaları biz kritik değerler diyoruz. İşte 3 noktasına, 2 noktasına kritik nokta diyoruz. Kritik noktalarda sağ sol limit kesinlikle bakılması gerekir. Hemen A seçeneği için ben bu x 3'e soldan limiti ve sağdan limitine bakmak istiyorum. Önce soldan limitine bakayım. Şimdi x'leri 3'ün solunda. Yani şöyle bir sayı doğrusu olsa. 3 burada. 3'ten solundan yaklaşacaksam 3'ten küçük olan bu yerlere bakmalıyım. Bakıyorum. Evet. x'in 3'ten küçük olduğu şart burası. Demek ki yanılacağım fonksiyon buymuş. 2x artı 3. Peki. Peki bu durumda bunu hesaplarsak. Arkadaşlar burası polinom olduğunda yani ya da şöyle söyleyeyim, direkt yerine yazıldığında hesaplanabiliyorsa değil mi? O şekilde hesaplanır. 3'ü koyduğum zaman yerine 2 çarpı 3 artı 3'ten, bu durumda 6, 9 olarak cevaba ulaşacaklarım. Peki bu neyi Sol sağ limiti değil, sağ ne acaba 3 noktasında? Peki bakıyorum, 3'ten büyük olduğu yerlerden yaklaşacağım. O zaman 3'ten büyük olduğu yerde alacağım fonksiyon x artı 6'ymış. X yerine 3'ü yazdığım zaman 3 artı 6'dan sonuç 9. Bunlar birbirine eşit çıktı. Demek ki o zaman limit x 3'e yaklaşırken fx 9'muş. Varmış. Çünkü sağ limit sol limite eşit çıktı. B seçeneğini inceleyelim. Hemen sağına soluna bakacağım. Limit x 2'ye soldan yaklaşırken yani 2'den küçük olduğu yerlerde. 2'den küçük olduğu yerlerde alacağım fonksiyon x artı 1. 2 yerine yazarsam 2 artı 1'den kaç oldu bu? 3. Peki sağdan limiti kaç olacak? Ona bir bakalım. Yani 2'den daha büyük olduğu yerlere bakıyorum. 2'den büyük olduğu yerler burası. O zaman hemen bunu almalıyım. Yani 2x artı 3'ü almalıyım. 2 yerine yazarsam 2 çarpı 2 artı 3'ten 4 yeri geldi. Bunlar birbirine eşit çıkmadı. O zaman limit x 2'ye yaklaşırken fx'i yok diyeceğiz arkadaşlar. Limiti yok. Limitin özelliklerini konuşalım. Şimdi sabit bir fonksiyon olduğunda limiti nedir derseniz işte o fonksiyon neyse odur. Hemen basit basit örnekler verelim bunlara. Mesela diyoruz ki limit x 7'ye giderken 8. Nedir dediğimiz zaman 8'dir deriz arkadaşlar. Sabit fonksiyon limiti kendisidir. Polinoma geldim. Polinom şeklinde olan bir fonksiyon sayfix x gördüğün yere bu a yazdığın anda işte limit değerini hesaplarsın. Sağ sol limit incelemesine bile gerek kalmaz. Hemen buna da basit bir örnek yapacak olsam. Mesela limit x 4'e gitsin. x kare artı 6 olsun yapacağım şey 4'ü yerine yazmak. 4'ün karesi artı 6'dan 16 artı 6 yani kaç bulacağım? 22 bulacağım. Peki devam ediyorum. Şimdi toplam durumunda bulunan fonksiyonlarda ya da çıkarma olan fonksiyonlarda ayrı ayrı limit yaparız. Aslında bunu yukarıda yaptım ben. Çünkü bu da direkt yerine yazmaktan kastettiğim bunun limitini yani x karenin limitini altın limitini ayrı ayrı bulmuş oldum. Aynı mantık. Şimdi ne diyor? Çarpım durumunda olursa ayrı ayrı çarparak da limitini bulabilirsin diyor. Evet. Buna da küçük bir örnek verelim. Şöyle limit x mesela pi bölü 3'e gitsin. Sinüs x çarpı kosinüs x'tedir x dedir diye soralım. Peki bu durumda ayrı ayrı limitlerini hesaplayabilirmiştim. Bu durumda sinüs pi bölü x'i daha doğrusu sinüs x'i çarpı limit x pi bölü 3'e giderken kosinüs x'i hesaplayacağım. Peki pi bölü 3'ü yerine yazarsam sinüs pi bölü 3. Aslında hemen dereceye çevirip düşünelim. 180 bölü 3'ten 60 derece. Çarpıp buradan da yine kosinüs 60. Kosinüs 60 1 bölü 2 Sinüs 60 köküç bölü 2. Bu durumda köküç bölü 4 olarak da sonucuma ulaşalım. Şimdi bölümde de aynı şekilde bu çarpmaya benziyor. Ayrı ayrı limitlere parçalayabiliyorum. Yanında sabit bir sayı varsa bu sabit sayı dışarı atma özgürlüğüm var. Yani buna da evet C'yi dışarı atabilirim. Peki Devam edelim arkadaşlar. Son kısımlara doğru yaklaşıyoruz. Peki mutlak değeri olunca. Şimdi mutlak değeri olunca arkadaşlar. Önce biz mutlak değerin içindeki fonksiyon limitini buluruz. Sonra mutlak değerini alırız. Örneğin limit x mesela 2'ye gitsin. Soralım şöyle olsun. x kare eksi 10. Bu limiti bul. Yani şunu yapmam mümkün. Limit x 2'ye giderken x kare eksi 10. 10'un limitini bulacağım. Bakın burada polinom zaten. Yerine yazmam yeterliydi. 2'nin karesi eksi 10. Bu durumda 4 eksi 10'dan eksi 6. Mutlak değer eksi 6, 6'dır. Şimdi süreç içinde arkadaşlar biz bunları çok hızlı bir şekilde zihnimizden yapacağız. Yani şu kısmı hiç yazmadan direkt 2 yerine yazacağız. İşte kaç gelecek burası? 4 eksi 6. Eksi 6'nın mutlak değeri 6 deyip çok da hızlı bir şekilde çözeceğiz. Bu kadar uzatmayacağız çözümleri benzer mantık kökün içindeki bir fonksiyonun varsa yani burada kare kökle limiti yer değiştirebiliyorsun arkadaşlar. Yani bunu böyle de cümlelendirebiliriz. Aynı şey mutlak değer içinde de mutlak değer limiti yer değiştirebilirim. Şimdi bir fonksiyonun üzeri, şey, sabit bir değerin üzerinde fonksiyonsa önce yukarısındakinin limitini hesaplarım. Yani bu teorik yazım aslında şöyle bir soru. Limit x mesela neye gitsin? 4'e giderken 3 üzeri x nedir diye sorduk. Yani aslında önce x'in limitine bakacağım. x'in limiti dediğim şey 4'ü yerine yaz. Çünkü x bir polinom. Yani 3 üzeri 4 o da kaç yapacaktır? 81 olacaktır. Peki burada da aslında şunu gibi kökü gibi logaritma gibi şunu yapmak mümkün. logaritma ile limiti yer değiştirmemiz mümkün. Logaritmada da limiti yer değiştirmemiz mümkün. Bir örnek yapacak olursam x mesela e'ye gitsin elen x olsun. Dediği şey şu. Elen de bir logaritmaydı arkadaşlar. Elenle iyi yer değiştirebilirim. Limiti yer değiştirebiliyorum. Limit e'ye giderken x. Peki e ye yerine yazarsam e ye, ne oldu? E oldu. O zaman elen ne oldu. Elen e de 1'dir. Niye? Çünkü elen demek e tabanında e demek ln demek. O da tabanla içi aynıysa sonuç birdi. Trigonometrik fonksiyonlarda da arkadaşlar tek başına bir sinüsten bahsediyorsanız hemen yerine e, x'in yerine hangi noktadaki limiti bulmak istiyorsanız yazmanız mümkün. İşte sinusa, kosinusa, kotanjanta, tanjanta olarak ifade ederiz. Bir son örnekte bitirelim. Mesela tanjanttan yapalım ya da hepsinden birer tane yapalım. Hızlıca bitsin. Bazı şeyleri de hatırlatmış olalım. Örneğin sıfıra giderken sinüs x nedir dedik. Hemen sinüs 0'a bakacağım. Sinüs sıfır 0 kaçtı? 0'dı. Peki kosinüs üstünde de şunu soralım. Kosinüs 0'ı soralım. Orada ne yapacağız? Kosinüs 0 diye hesaplayacağız. Kosinüs 0 da 1'di. Peki kotanjantı tanjanttan soralım ve artık bitirelim bugünkü dersimizi de. Mesela pi bölü 4e giderken tanjant x olsun. E o zaman tanjant pi bölü 4'ü hesaplamamız yeterli. Pi 180'di. 180 bölü de 45'ti. Tanjant 45'te 1'dir arkadaşlar. Evet. Limiti arkadaşlar devam edeceğiz. Bu limitin ilk videosu girişiydi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kolay gelsin hepinize.